İnsafsız avcılar, doğuştan katiller. Yeni bir av için sinsi sinsi dolaşırlar. İşte zihinlerimizdeki yırtıcı hayvanlar. Bu parçalamaya programlı makineler savananın hakimleridir. Fakat her gün vahşi eylemlerini yerine getirseler de öldürmekten zevk almazlar. Aslında bu eylem yeni bir güne ulaşmak içindir. Bu kendileri kadar avları içinde her gün tekrarlanan bir eylemdir. Şef bütün operasyonu yönetir. Gene de avı yakalamak göründüğü kadar kolay değildir. Genellikle başarı saldırı stratejisine bağlıdır. Bütün avcılar özel avlanma teknikleriyle donatılmıştır. Zebralar kendilerini nasıl savunacaklarını iyi bilirler. Sert kemikten yaratılan toynaklarını yırtıcılara karşı etkin ve güçlü bir silah olarak kullanırlar. Ah, nihayet yiyecek bir şey. Tehlike büyük. Yemeğin cezbettiği erkek aslan dişiye yaklaşır. Bu adil bir dövüş değildir. Yalnız, korkmuş ve ırmağın ortasında yaralı halde bulunan bu hayvan nereye gideceğini, nasıl kurtulacağını bilmiyor. Birden dişler gevşer. Zebra hemen bu fırsatı değerlendirir ve uzaklaşır. Acıyla nehrin kıyısını tırmanır. Evet, aslanların sırtlanlara bir şeyler bıraktığına çok nadir rastlanır. Neden daha narin avları, taze etleri aramasın? Mesela hiçbir şeyden haberi olmayan savunmasız bir yavru çita. O sabrın faydasını gördü. Şimdi gönlünce yiyebilir. Savana'da acımasız tercihler yapılır. Ne şansı yaver gitti, ne de normal bir hayvanın gücüne sahip. Elden hiçbir şey gelmez. Belki de ufukta kaybolması kendisi için daha iyi olur. O yiyeceğini başka yerlerde arayacak. Hassas dengeler üzerine bina edilen doğal hayatta her canlıya besin zincirinde bir yer ayrılmıştır. Aynı bölgeyi paylaşan türler, yüce sanatkarın kendilerine sunduğu yaşam döngüsü içinde birlikte ürer ve gelişirler.